Merhaba değerli arkadaşlar, doğadayız. Bugün çok kadim bir dostumun talebi üzerine şimdi bu alanda biraz sinir otu toplayacağız. Arkadaşlar oldukça fazla gelişmiş. Sonbahardayız ve yeni sonbahardaki gelişim sürecini tamamlamak üzere yapraklar çıktı. Daha sonraki ilkbahardaki süreçte de çiçeklenecek. Şu taze yapraklar değerli arkadaşlar sinir otunun gerçekten çok şifalı. Bu geniş yapraklı sinir otu ve bundan biraz toplayacağız. Toplarken körpe yapraklarının yani yeni çıkmış taze açık yeşil renkli olanları toplamaya özen gösteriyoruz. İşte bugün biraz toplayacağız ve çok kadim bir dostumuzun istemişti ona göndereceğiz. Bu arada toplarken de doğadaki görüntüsünü arkadaşlar yetişme ortamını sizlere göstermek istedik. Ve topladıktan sonra da bunun gerçi kanalımızda videosunu yapıp çeşitli şekillerde kullanımı ve şifaları ile ilgili faydalarını anlatmıştık. Bugün de kısaca özetle bu sinir otunun faydalarından bahsedeceğiz. Çünkü gerçekten doğal bir eczane, çok şifalı, çok özellikli bir bitki ve biraz şimdi topluyoruz. Evet arkadaşlar, bir miktar damar otu, sinir otu veya sihir otu da deniyor. Plantago major bilimsel ismi. Bu şekilde bunu tanıyabiliriz. Bunu dediğimiz gibi bir dostumuz istemişti. Bizim de bulunduğumuz bölgede çok miktarda var. Topladık. Ona inşallah göndereceğiz. Bu arada toplarken dediğimiz gibi sizlere göstermek amacıyla hem bulunduğu alanda hem de toplarken nasıl toplanması gerektiği ile ilgili. Bununla birlikte değerli arkadaşlar bu sinir otunun çok farklı kullanım yöntemleri, yönleri var. Faydaları var. İşte kurutularak şifalı çay yapılıyor. Geniş yapraklı olan sinir otunun çay yapılıyor ve farklı şekillerde kullanılıyor. Şimdi bunlardan kısaca sizlere bahsetmek istiyoruz. Siz de doğada gördüğünüzde bu bitkiden değerli arkadaşlar taze körpe yapraklarını bolca toplayın. Çünkü gerçekten çok şifalı, çok özellikli bir bitki. Bir kere değerli dostlar bu sinir otu yaprakları toplandıktan sonra güzelce yıkanır ve ezilerek lapa haline getirip çıban, yara, apse gibi durumlarda kullanılır. Bunları çok hızlı bir şekilde iyileştiriyor. Bu nedenle birçok yerde buna yara otu da deniyor. Bununla birlikte dolama hastalığını parmaklarda özellikle meydana gelen dolamaya çok iyi geliyor. Bunu da taze şekilde sararak değerli arkadaşlar veya yine lapa şeklinde kullanarak bu sinir otunun özelliğinden faydalanır. Ayrıca öz suyu gençler için önemli. Sivilce tedavisinde bu bitkinin ezildikten sonra sıkılıp damla şeklinde suyu, öz suyu elde ediliyor ki bu da sivilcelere birebir. Diğer bir yöntem de ağrıyan bölgelere bu yapraklar taze halde sargı beziyle sarılır. Bir gün boyunca kaldığında oradaki bütün ağrıyı çeker, iyileştirir. Bu boyun olur, eklemlerde olur, belde olur. Yani vücudumuzun çeşitli yerlerindeki ağrıları gideriyor. Değerli arkadaşlar bu şekilde kullanım yöntemleri mevcut. Ayrıca kurutularak veya taze olarak kaynamış suda bekletilmesi suretiyle çayı da yapılıyor. Şifalı çayı. Sinir otunun çayı da arkadaşlar başta öksürük ve nefes darlığı için ve balgam söktürücü özelliği için kullanılıyor. Mide ülseri için de faydalı. Ama arkadaşlar genel özelliği iyileştirme anlamında olduğundan dolayı bu çay içildiğinde iç ağrıları, içte oluşan iç organlardaki ağrıları dindirmeye yarıyor. Bu sinir otunun yapraklarından yapılan şifalı çayı. Son olarak çayı nasıl yapılır değerli dostlar kısaca bilgi verelim ve videomuzu sonlandıralım. Çay yapmak için 4-5 adet taze yaprak veya 7-8 adet kurutulmuş yaprak bir bardak suyun içerisine konur ve üzerine kaynar su ilave edilir. Demleme yöntemiyle yapılır arkadaşlar. Daha sonra 5 dakika bekledikten sonra şifalı çay elde edilir. Bu çayı günde 2 bardak rahatlıkla içebiliriz ve ağrıyan bütün bölgelerimizdeki ağrıları dindirecek bir çay elde edilmiş oluyor. Ayrıca mide ülserini rahatlatıyor. Öksürük, nefes darlığı, balgam söktürücü özelliği de gösteriyor. Bu yönüyle şifalı bir bitki
damar otu veya sinir otu, yine sinirli ot, sihir otu gibi isimlerle anılan, bilimsel ismi de Plantago majör olan bitki. Değerli arkadaşlar, bunu doğada bir arkadaşımıza göndereceğiz inşallah. Ve yine bu sayede de bu bitkiyi toplarken de özelliklerinden, şifalarından sizlere bahsetmeye çalıştık. Hepinizi Doğadaki Şifa kanalından saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Allah'a emanet olun.